Merhabalar. 4 Haziran 2020 Perşembe Mustar TV'de bir güne bakış programıyla daha karşınızdayız. Turan Görür Yılmaz ben. Bugün önemli gelişmeler var sevgili seyirciler. Özellikle gözler kulaklar meclisteydi. Mecliste ortalık bir anda karıştı. Tarihi bir an daha yaşandı. Zira biri CHP'li olmak üzere 2 HDP'li toplam 3 milletvekilinin milletvekillikleri düşürüldü. Cezaları onanan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'yla HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları ve Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillikleri düşürüldü. Genel Kurul'da yaşanan bu gelişmeyle 27. dönemde ilk kez milletvekilliği düşürülmüş oldu. BBC Türkçe'nin haberine göre 3 milletvekilinin TBMM üyeliği haklarındaki kesinleşmiş yargı kararı bulunduğuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin TBMM Genel Kurulu'nda okunmasıyla sona erdi. Söz konusu milletvekilleri yargı kararı çok önce kesinleşmesine karşın TBMM Başkanlığı şimdiye kadar herhangi bir işlem yapmamıştı. 3 milletvekilinin dokunulmazlığının düşürülmesine ilişkin muhalefete son dakikada bilgi verildiği öğrenildi. MHP lideri Devlet Bahçeli, geçtiğimiz günlerde yeni kurulan partilere milletvekili transferinin önlenmesi için seçim siyasi partiler yasası değişikliğinin yanı sıra milletvekilleri dokunulmazlığı ile ilgili beklentiler karşılanmalıdır çağrısı yapmıştı. CHP ve HDP milletvekilleri sıra kapaklarına vurup sloganlar atarak tezkerenin okunmasına engel olmak istedi. 3 milletvekilinin üyeliğinin düşürülmesine ilişkin tezkerelerin okunmasının ardından genel kurul çalışmalarına ara verildi. Bu haberde özellikle en dikkat çeken nokta hiç şüphesiz ki MHP lideri Devlet Bahçeli'nin hamlesi sevgili seyirciler. Zaten seçim siyasi partiler yasası değişikliği yine gündemde. Bunu gündeme getiren yine Devlet Bahçeli'ydi. Özellikle yeni partiler kuruldu biliyorsunuz. Gelecek Partisi gibi, Deva Partisi gibi. Bu partilere milletvekili transferinin önüne geçmek adına bir adım olduğu iddia edilmişti ama bununla birlikte yine milletvekilleri dokunulmazlığıyla ilgili de beklentiler karşılanmalıdır çağrısı yapması ve bu çağrının da kısa sürede iktidar partisi tarafından yerine getirilmiş olması da bir başka bu konudaki dikkat çeken detay. Peki bu yaşanan gelişme üzerine ilk açıklamalar neler? Hem HDP hem de CHP kanadına bakacağız hiç şüphesiz ki milletvekilliği düşürülen CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu bakın neler söyledi. Ben İstanbul Milletvekili Kadri Enis Berberoğlu. Ama seçildiğim günden itibaren kendimi hep milletimin emrinde hissettim. Dolayısıyla bu açıklamayı da sadece çok sevdiğim CHP'li yoldaşlarıma değil, tüm halkımıza yapmak istiyorum. Malumunuz dakikalar önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekilliğim düşürüldü. Ve kalan cezamın infazına devam edilmesi bir anlamda kararlaştırıldı. Önümüzdeki günlerde kalan 18 aylık cezamı yatmak üzere cezaevine teslim olacağım. Zaten çıktığım günden itibaren bu bir teneffüs dediğim için bu karar bana hiçbir şekilde sürpriz olmadı, şaşkınlık yaratmadı. Çünkü Türkiye'de benim çıktığım günden bugüne demokrasi koşullarında herhangi bir düzelme yok. Dolayısıyla bana da isabet edecek bir demokrasi piyangosu beklemek fazla saftilik olurdu. Gördüğünüz üzere bu açıklamayı CHP Genel Merkezi'nde yapıyorum. Zaten Genel Başkanımızın geçen hafta ifade ettiği üzere demokrasi için bedel ödenecekse bu bedeli önce CHP'liler öder. Ben de bu bilinçteyim ve bu vicdan rahatlığı içinde mecliste yaptıklarım ve yapamadıklarımdan dolayı hepinizden helallik istiyorum. 5 yıl müddetle belki siyaset yasağı uygulanacağı için karşınızda olamayabilirim. Ama bilin ki her zaman CHP'liyim, CHP'li kalacağım. Evet, demokrasi için bedel ödemeye hazırım diyor Enis Berberoğlu.
CHP milletvekili. Peki HDP'li Leyla Güven bu kararın ardından neler söyledi? Her gün yeni darbeler yaparak kendilerini ayakta tutmaya çalışan bir iktidarla karşı karşıyayız. Yani AKP ile başlamadı kuşkusuz Kürt sorunu ama AKP döneminde 18 yıl boyunca her gün Kürt halkının iradesine karşı darbeler gerçekleşti. Tarihe baktığımızda 1994'te parlamentoya giren Kürt milletvekillerine karşı geliştirilen darbe tam da bugün yeniden 2020 tarihinde gene Kürt iradesine karşı geliştirilen darbe hiçbirbirinden farklı değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti demokratik siyaset yürüten Kürtlere karşı sürekli bir darbe halinde. Yani darbenin illa silahlı olması gerekmiyor. Siyasi darbeler en çok da Kürtlere karşı uygulanıyor. Evet muhalif olana da var. Evet CHP'nin de bir milletvekili var. Ama CHP'nin bunda sorumluluğu da var. Yani 2016'da dokunulmazlıklar kaldırıldığında güçlü bir sesle HDP ile birlikte hareket etmiş olsalardı belki bugün bunları yaşamayacaktık. Evet, mecliste yaşanan olağanüstü gelişmeler üzerine milletvekilliklerinin 3 vekilin düşürülmesi kararından sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesabından bakın ilk açıklamasında neler söyledi. Evet, şöyle diyor Kemal Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi içinde yaşadığımız 20 Temmuz sivil darbe sürecinin bir sonucudur. Millet iradesinin yok sayılmasıdır. Adaleti, hakkı ve hukuku sağlamak için demokrasi mücadelesine devam edeceğiz diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Bu tweet'i paylaştıktan sonra bu mesajın altına çok sayıda gazeteciden de aslında karşı sorular geldi. Birçok gazeteci, hatta sadece gazeteciler değil vatandaşlar da nasıl sorusunu sordular. Yani nasıl demokrasi mücadelesine devam edeceksiniz sorusu çok çok önemli. Çünkü meclisi zaten tanımayan bir iktidar partisi var. Meclis neredeyse yok gibi, bütün kararlar saraydan alınıyor. Bakın hatta burada zaten Kemal Kılıçdaroğlu Twitter mesajında da 20 Temmuz sivil darbe süreci diyor. Hangisinden bahsediyor? 15 Temmuz 2016'dan 5 gün sonra OHAL'in ilan edildiği ilk tarihten bahsediyor. 20 Temmuz 2016. O gün bugündür aslında tamamen kontrolü ele geçiren, her anlamda kontrolü ele geçiren bir AKP var sevgili seyirciler. Sistemi değiştiren, rejimi değiştiren, yargıyı tamamen kendisine bağlayan ve talimatla kararlar aldırabildiği bir yargıya dönüştüren, adaleti de tek eline alan bir iktidar partisinden bahsediyoruz. Bundan dert yanan bir ana muhalefet partisi lideri işte haliyle de bu yüzden eleştiriliyor. Bir diğer açıklama da Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'tan geldi. Erkan Baş da sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı sıcağı sıcağına. Ne diyor? Darbe tehlikesi var. Propagandası yapanların darbe için zemin hazırladığını söylemiştik. Biraz evvel TBMM Genel Kurulu'nda 3 milletvekilinin milletvekilliği düşürüldü. Halk iradesine darbe yapıldı. Darbeciler yenilecek, halk kazanacak deniyor. Evet, muhalefete baktığınızda aslında yapılan bu hareketlerin, bu eylemlerin tamamı darbe olarak yorumlanıyor ama iktidarın sivil darbesi şeklinde. Bir dikkat çekici açıklama da HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş'tan geldi. Meclis Genel Kurulu'nda konuştu sıcağı sıcağına o da. FETÖ nedeniyle diyor tutuklandıklarını belirtiyor. Güven ve Faris oğullarının daha önce biliyorsunuz KCK davalarında tutuklanmışlardı. Güven ve Faris oldu. Yargılandığı KCK davalarındaki hakim ve savcıların FETÖ nedeniyle tutuklandıklarını belirtiyor. Ve şöyle devam ediyor. FETÖ'den ceza verdiğiniz hakimlerin, ceza verdiği milletvekillerimizin vekilliğini düşürmeye çalışıyorsunuz. Sakın FETÖ'yle mücadele ediyoruz demeyin. En iyi esin kaynağınız FETÖ'cülüktür. Kumpastır kumpas. Onlar sizin kıblenizi gösteriyor. Çünkü
birazcık FETÖ'yle mücadeleye inansaydınız, ceza verenlerin hapiste olduğu bir davada yeniden yargılanma talebini kabul ederdiniz ifadelerini kullanıyor HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş. Günün en sıcak gelişmeleri bunlardı. Mecliste yaşanan 3 vekilin vekilliklerinin düşürülmesi sevgili seyirciler, ama bir başka konu daha var. O da sıcak, o da gündemde. Artan, her geçen gün artan polis ve bekçi şiddeti. Türkiye'nin farklı noktalarından, farklı adreslerinden kameralara takılan, cep telefonunu kameralarına takılan görüntüler geliyor. İşte bununla alakalı HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm'den dikkat çeken açıklamalar var. Özellikle yoğunlaşan bir polis ve bekçi şiddeti var. Aslında sadece polis de değil, bekçilerin de yine şiddetiyle karşı karşıyayız. Bunu şöyle değerlendirmek lazım. Şimdi iktidarın siyasi yaklaşımı baskıcı, otoriter ve şiddet dolu olduğunda, sözleri şiddet dolu olduğunda bunun yansıması da, emniyet güçlerine yansıması, topluma yansıması da aynı şekilde gerçekleşiyor. Şimdi siz eğer birilerini öldürmekle tehdit ediyorsa, komşularını öldüreceğinden bahsediyorsa, eline bir fırsat geçse komşusunu, yakınındakini hedef gözettiği insanlar olduğunu ve onları öldüreceğini söylüyorsa, ya da açık açık isimler verilerek birilerine tecavüz edeceklerini söylüyorlarsa ve bunu sanki bir suç yokmuş gibi, ortada büyük bir aslında tehdit yokmuş gibi, soruşturulacak bir şey yok diye bakılıyorsa ve haklarında hiçbir soruşturma yürütülmüyorsa, o zaman aslında ne yapıyorsunuz? Şiddetin önünü açıyorsunuz, şiddeti besliyorsunuz, şiddeti normalleştiriyorsunuz. Şimdi polisler açısından da böyle bir durum söz konusu. Yani iktidar şiddeti normalleştirdikçe, topluma uygulanan, halka uygulanan, emekçilere, kadınlara uygulanan şiddeti normalleştirdikçe, kadına yönelik şiddeti normalleştirdikçe, yetkiyi alan kişiler de keyfi bir şekilde kullanmaya başlıyor. Çünkü polis şunu düşünüyor, ya da emniyet güçleri ya da bekçiler, nasıl olsa bu keyfi şiddet uygulamasının hiçbir karşılığı yok. Yani haklarında ne soruşturma açılıyor, ne dava açılıyor, ne bir ceza veriliyor. Şimdi bu yaptırımların hepsinin ortadan kalktığı bir durumda ve yukarıdan da sürekli şiddeti besleyen, iktidar tarafından şiddeti besleyen bir siyaset anlayışı ortaya konduğunda, doğal olarak da yetkiyi elinde olanın halka karşı da keyfi şiddeti başlamış oluyor. Altında yatan mantık ne? Topluma korku salmak üzerine kurulu. Çünkü siz topluma korku salarsanız, o zaman sesini çıkarmaz toplum, o zaman tepkisini göstermez, hakkını aramaz diye bekliyor. Tüm topluma yönelik, tüm halka yönelik aslında bir şiddet dalgası var. Bunu bir kaynağı da bu dönemde özellikle artmasının kaynağı AKP iktidarının kaybediyor olması. Yani topluma verecek hiçbir şeyi kalmamış bir iktidar var karşımızda. Sadece sermaye yararına çalışan, sermaye ve yandaş sermayesi için çalışan bir iktidar var. Ve gelecek günler gerçekten yoksullar, emekçiler, kadınlar, gençler açısından çok parlak bir dönem değil. Polis ve bekçi şiddeti haliyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin de gündeminde. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay iktidar partisini hedef gösterdi. Biz bekçileri teröristlerle bir tutmuşuz. Güvenlik kuvvetlerini teröristlerle bir tutan adidir, alçaktır. Türkiye'nin muhtelif yerlerinden gelen ve 4 ay bile eğitim almadan neredeyse eline cop, silah verilip bekçi olarak sokağa salınan arkadaşların, zaten dün de tümünü tenzih etmişken, bir kısmının teşkilatın itibarına halel getirecek işler yapmasını, seyirci kalmamızı da kimse bizden beklemesin. Vay efendim, bir yerlerde polisimiz şehitken sen bunu nasıl dersin? O polisimizin şehit edilmesinde senin yönettiğin devletin zafiyeti var. Kusuru var, ihmali var. Bekçi adam dövemez. Kimse kimseyi dövemez artık. Kimse kimseye şiddet kullanamaz. Kimse hukukun dışına çıkamaz. Nokta. Polisimizin, jandarmamızın terör örgütleriyle yaptığı mücadeleyi destekliyoruz, alkışlıyoruz. Her vesileyle onların yanındayız. Biz birileri gibi Allah IŞİD'in kurşununu eksiltmesin demedik. Allah polisimizin ayağına taş değdirmesin dedik. Kurşun azalmasın IŞİD diyen AK Partili üyeler olduğunu bu memlekette biz biliyoruz. Evet, haberi biraz önce anons ederken sevgili seyirciler, Engin Altay AKP'yi hedef gösterdi dedim. Onu düzelteyim, adres gösterdi demeye çalışmıştım. Onun için özür diliyorum. Devam edelim şimdi. Peki bu
Polis ve bekçi şiddeti sokağa nasıl yansıyor? Yani evet, siyasetçiler böyle söylüyor ama bakın vatandaş ne diyor? Üstteki reisin bütün emirleriyle, yani reis ne derse o olur. Reis halka ne demek istiyor? Yani şiddet mi uygulayın diyor. Artık kaybettiğini biliyor. Bu elde şiddetli halka saldırmaya başladılar. Yani ya insanları baskılamak istiyor. Herhalde baskılamak istiyor. Yani frenlemek istiyor. Çünkü insanlar yoksul. İnsanlar aç sefalet içinde. İnsanlar yarın öbür gün bak sokağa çıkma olayı bir de kalkarsa insanlar intiharlara bak, boşanmalara bak. Yani gidişat kötü. Siz ekonomik olarak Olarak da zor durumda. Emekli aç, memur aç, işçi aç, herkes aç. AKP'den ayrılıp Gelecek Partisi'ni kuran eski başbakan Ahmet Davutoğlu şu sıralar açıklamalarıyla iktidar partisini rahatsız etmeye devam ediyor. Bakın bu kez neler söyledi. Doğu Perinçek'in AK Parti'yi ben yönetiyorum sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sen kimsin diyemediğini belirtiyor Ahmet Davutoğlu. Gelecek Partisi Genel Başkanı Independent Türkçe'den Cihat Arpacı'ya açıklamalarda bulunmuş. Siyasi gündeme dair konuşuyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e dair de dikkat çeken sözler sarf etmiş bu röportajda. Independent Türkçe'de merak edenler tamamını okuyabilirler. Davutoğlu, Gelecek Partisi'nin çıkışını engelleme, Gelecek Partisi'ne saldırma görevi Bahçeli ve Perinçek'e verilmiş gözüküyor. Bu da onların iş bölümü ifadelerini kullandı. Evet, bu haberle birlikte bugünün güne bakışını noktalıyoruz sevgili seyirciler. Yayın boyunca bu yayına çok sayıda mesaj gönderen seyircilerimize de çok çok teşekkür etmiş olalım. Biz yarın bu ekranda olmayacağız. Yani Moonstar TV ekranlarında. Ama Tarık Toros'la manşet programı olacak. Gündemin detaylarını ve analizini, yorumunu Tarık Toros'un yorumlarıyla, analizleriyle takip edebilirsiniz. Yarın her salı ve perşembe yine Güne Bakış programıyla da sizlerle olabilmek ümidiyle. Hoşçakalın.